Sevgili okullar, hepinize merhaba. Bu videomuzda bisiklette başımıza gelebilecek en kötü senaryolardan biri olan dış lastiğin yarılması konusunu inceleyeceğiz. Projemizde yarılan lastiği tur esnasında geçici olarak onarmayı, yaklaşık 100-150 km sorunsuz şekilde en yakın bisikletçiye kapatana kadar dayanabilecek bir dış lastik yaması yapmaya çalışacağız. Videomuzun ikinci bölümünde ise yarılan lastiğimizi kalıcı olarak onarma yöntemlerini ele alacağız. Kimlerimiz yanında fazladan bir dış lastik taşıyorsa da her zaman yanımızda bulunamayabiliyor. Ama yapıştırıcı ve yamayı genellikle taşıyoruz. Bu yama kitinin içerisinde koyacağımız eski bir dış lastik parçası işimizi fazlasıyla görecektir. Şimdi isterseniz projemize geçelim. Ondan sonra yani ilerledikçe siz de anlayacaksınız. Yine güzel, yararlı bir video olduğu kanaatindeyiz biz bunun. Umarım siz de beğenirsiniz. Dikkat ederseniz şurada gözükmeye başladı ipler. Yarığımız burada yaklaşık 1,5 santimlik bir yarık. Burada. Bunda bu geniş yarıkta kalıcı yama yapma yöntemini göstereceğim. Bir tane de şurada bir yarığımız var. Bu da yaklaşık 6 milimetrelik bir yarık. Görebiliyor musunuz bilmiyorum videodan. Bu ömrünü doldurmuş bir dış lastik arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş projeye geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler. Önce geçici yama yöntemine değineceğim. Birçok malzeme kullanılabilir. Genellikle yanımızda bulundurmayız ama doğada yani nereye tura gidiyorsak olalım orada bir yerde bir pet şişe bulunur. Bu pet şişeden bir parça keseceğiz. İç tarafı yamayacağız. Üzerinde yamayacağız bunu. Hem içten hem dıştan. Böyle bir pet şişe yani plastik kullanmanız iç lastiğin balon yapmasını, hava kaçırmasını, daha fazla yırtılmasını fazlasıyla engelleyecektir. Bu en çok tercih edilen yöntemlerden bir tanesi. Şimdi başlıyorum. Yama kitimdeki zımpara kağıdımı alıyorum. Ve yarığın olduğu yeri güzelce zımparalıyorum. Ta ki ipler gördüğünüz gibi çıkana kadar. Yapıştırıcımı alıyorum. Bu şekilde yapıştırmaya başlamadan önce 10 dakika kurumasını bekliyorum bunların, bu parçaların. Da yine yama kitimin içerisine koymuş olduğum eski bir iç lastik parçasını alıyorum. Yama boyutunda kesiyorum bunu. Biraz daha geniş hatta ve uzun. Bunu yapıştırdıktan sonra bu iç lastik parçasını bu yamanın çevresini yapıştırarak iç lastiğimize zarar vermesini engelleyeceğiz. Yani keskin köşelerin iç lastiğimizi patlatmasını engelleyeceğiz. Kestiğimiz bu dış lastik, iç lastik parçasını da bu yamanın üzerine kapatacağız. Evet arkadaşlar, yamamız burada kururken diğer yama katmanımızı hazırlayalım.
Yamamızın olduğu yeri açıp yamanın birazcık kuruyup sertleşmesini bekledikten sonra, tamamen kuruma değil, birazcık tutacak kadar kuruyup sertleşmesini bekledikten sonra dış lastiğimizi jantımıza takıp hava basmamız gerekiyor. İç lastik dış lastiğin üzerine basınç yaparak burayı tamamen yapıştırsın. Tam basınç uygulamıyoruz. Sadece şişik ve sıkı olmasını sağlıyoruz birazcık ki iç lastik oluşturduğu basınçla bu iki yama parçasını dış lastikle bütünlesin. Ancak tüplü lastik kullanan okuyucularımız için maalesef böyle bir yöntem söz konusu değil. Onlar yama kuruyana kadar sürekli elleriyle veya ayaklarıyla yama üzerine basınç uygulamak durumundalar. Maalesef. Evet arkadaşlar, yamamız olduğu gibi ben şimdi bunu birazcık kurumasını bekleyeceğim. Ardından bisiklete monte edip lastiğimi şişireceğim. Arkadaşlar yamamız bitti. Şöyle göstermek istiyorum. Tabii ben lastiğin içerisine jantı takıp hava basamadım. Dolayısıyla çok sıkıştıramadı. Ama bu yama fazlasıyla sağlam oldu bile. Arka taraftan deliğin olduğu yer burası. Buradaki deliğimiz. Buradaki deliğimizi kalıcı olarak onaracağız. Şimdi ilk başta yırtığın dıştan yüzeyini iyice zımparalayıp temizleyeceğim. Buraya standart yamalardan bir tane yapacağım. Çünkü arka taraftan yapıştırmaya başladığım zaman yapıştırıcının buradan çıkmasını istemiyorum ben. Buraya normal yama yapacağım. Arka tarafa da eski bir bisiklet iç lastiğinden aldığım yamayı uygulayacağım. Yapıştırıcı olarak yine derbi kullanmayı düşünüyorum. Ama bu sefer derbi ile beraber bu iç lastiğimden rendelediğim, çok ince rendelediğim, un haline getirdiğim parçaları da bu yapıştırıcının içerisine katacağım. Dolayısıyla daha sıkı bir yapışım olacak. İsterseniz ona da başlayalım şimdi. Arkadaşlar ipleri kaldırdım. Şimdi size yakınlaştırarak göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yapıştırıcıyı sürdüm deliğin üzerine. İpleri kenara doğru kaldırdım. Yamayı yapıştırdıktan sonra ipleri yamanın üzerinden tekrar geçireceğiz. Bunu şimdi kurumasını beklerken yamamızın üzerine de yapışkanımızı sürüyoruz.
Burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yapıştırıcının yamanın her tarafına eşit dağılması çok önemli. Çünkü tekrar kalkmasını istemeyiz yapıştırdıktan sonra. Dikkatlice yapıştıracağım. Gördüğünüz gibi neredeyse kurumak üzere yapıştırıcı. Yamayı bütün yırtın üzerine, yarığın üzerine yapıştırdım. Şimdi bunu tekrar mengeneyle sıkıştırıp bir 5 saat 6 saat kurumaya bırakacağım burada. Ardından kuruduktan sonra keskin olan havaya kalkan köşeleri tekrar zımparalayıp düz yuvarlak bir hale sokacağım bunu. Araya destek koyarak sıkıştırmaya başlıyorum. Bunu burada bir 4-5 saat kurutacağım ben arkadaşlar. Ondan sonra ardından zımparalama işlemi başlayacak. İçten zımparalama. Evet arkadaşlar, yapımız yapıştı. Görebiliyor musunuz? Oradan bilmiyorum. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi şimdi bunu zımparaladıktan sonra kullanabiliriz. Evet, kenar düzeltme işimiz bitti. Isıdan dolayı şu kenarlar birazcık kalktı. Şimdi onları tekrar yapıştırıp bu çıkan talaş parçalarıyla araya dolgu yapacağız tekrar. Ve proje bitmiş olacak. Arkadaşlar, yama projemiz bitti. Gördüğünüz gibi sağlam bir yama oldu bu. Ve sertleşmiş bayağı. Bir gece beklettim ben bunu burada. Artık buradan tekrar yarılmayacak, hava kaçırmayacak veya iç lastiğimiz balon yapmayacak buradan. Yarıklarımıza biraz da dıştan bakalım ne durumdalar. Evet, bu kalıcı yamamızın olduğu yer. İç lastik yamamızı çıkartıyoruz. Şu anda parlak gözüküyor ama yol yaptıkça buradaki parlaklık kaybolacak. Gördüğünüz gibi artık ipler gözükmüyor. Arası tamamen doldu yamanın. Burada da geçici yamayı yaptığımız yer var. Şurası. Bu da sağlam gözüküyor. Bu da şişmeyecek. Normalde yarılan lastiklerinizi bu şekilde kullanmanızı ben çok fazla önermiyorum. Ama çok mecbur kalırsanız yarılmış olan lastiklerinizi bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz bir müddet daha. Uzunca bir müddet daha. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın.
İzlediğiniz için teşekkür ederim.